4 Haziran burası Niğde bize bağlı yakın köylerde sadece köyündeyiz. Mevkimiz ve rekabı ısmarımızın bağlı. Şeftali ağaçlarının sayın Fatih Çetin'in bahçesi var. Evet. Şöyle gösterelim bir. Şu karşı gözüken yerler neresi? Bu. Evet. 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 Anladım. Şimdi çok gürültü var. Sesi de yakalamamız gerekiyor herhalde. Evet. Rekor gelişim ürünümüzü niçin aldınız? Size ne kattı? Bir anlatır mısınız? Rekor gelişim ürünü bana sürgün daha güzel gelişmesini sağladı. Evet. Efendime söyleyeyim, yapraklarda bir canlılık var. Evet. Yani çatallanma güzel, çatalların gelişimi güzel. Çatallaşma güzel diyorsunuz. Evet. Mesela gezelim bahçemizi. Buyurun şu ağaçtan başlayalım. Mesela bu ağaç 2 yaş doldurmuş bir ağaç. Üstünde 3 tane meyvesi var. Bakalım şöyle. Altta ceviz de meyveleri bunlar. Şöyle bir zoomlayayım şöyle. Üreticilerimiz ceviz, altta cevizi nasıl durdu diye görmek istiyorsan şöyle gösterelim. Üçüncü yılına. Bu üçüncü senesi doldu. 2014'ün Mayıs evet, dikimi olan. Bu ikinci yaşında. Tüplü diktiniz bunu. Tüplü diktim. Evet. Bahçem bunlar biraz küçük kalmış ama bu seneki sürgün nedir bunun mesela? Bu sene bunun sürgünü yok. Meyveden dolayı sürgüne pek yatmadı. Evet. Yani şu kadar 5-10 santim falan anca. Evet. Fazla yok. Şu anda tabii ağacın kendisi de zaten geçmiş yıllarda çok fazla bir sürgün alamam zaten. Yok zaten evet. 1 metre falan anca boyu yaprak var. Yaprak güzelliği nasıl? Yaprak güzel şu an. Evet. Devam edelim. Şu ağaçta tepeye doğru yukarı doğru. Bakın bahçeyi ben şöyle çekiyorum bir. Bahçemiz dalgalanmış. 2016'nın Şubat ayında kullandı rekor gelişimi Sayın Fatih Bey. Şöyle bahçemizi çekiyorum. Bir Altay ceviz bahçesi. Ondan sonra şöyle çekiyorum. Bahçemiz çok güzel. 200'e yakın ceviz. Kenarlarda da şeftali ağaçları var. Onlar da geçen sene dikilmiş. Ve aralarında 1-2-1-2 meyve ağaçları, meyve var, şeftali var. Buyurun gelelim diğer ağaçlara bakalım. Evet, şu ağacımıza bakalım. Evet. Bu ağacım bu seneki sürgünü. Şöyle göstereyim. Şuradan. Yani aşağı yukarı 1 metre falan. 1 metre var diyorsun. Var. Bakalım buradan tam olarak rüzgardan şöyle görelim. Sürgün buradan verdim. Geçen seneki sürgün ne kadar? Geçen seneki sürgün toplamında 1 metre falan. Toplamında 1 metre. Peki şöyle söyleyeyim ben size. 2016 bu saate kadar iklim nasıl efendim, anlatır mısınız burada? 2016 bu sene kurak. Son zamanlarda biraz yağış oldu. Havalar ne zaman ısındı? Ha, yeni. Bir hafta. Bir hafta. Diyorsunuz o şekilde. Yani yeni ısındı içinde. Yeni ısındı yeni. Daha da bu sürgünlerin daha iyi olacağını göreceksiniz. Temmuz sürgünlerimizle beraber. Evet. Ağacın eşesi nasıl görüntüsü? Hani şu an görüntüsü güzel. Mesela şurada üçlü bir çatallı cevizim var. Evet. Onun sürgünlerine bakalım. Bakalım. Yok hepsine sıradan bakalım. Böyle geçiyor zaten. Buyurun gelin. Şuna bakalım. Bakın gelişim sorunu yaşayan bir ağaçmış gene. Bakın. Bundaki şu anki sürgün ne kadar? Geçen seneki sürgün ne kadar? Geçen seneki sürgün işte buradan şuraya kadar yani 20-25 santim falan anca gelir. Evet. Bu seneki de işte biz 1 metreden biraz daha fazla diyebilirim. Evet. Rahatlıkla bu seneki gücünü görüyorsunuz evet. Hali. Yıl 2016 kısır bir yıl oldu hali evet. Diyorsunuz. Daha başlangıç bu. Tahminim o koca mi? Yıldaki sürgün evet. Takdir edersiniz ki doğru mu? Aynen. Evet. Çok güzel. Şunlar da tahminim meyve gözü olması lazım. Ta kendileri. Aynen bakın meyve gözleri orada. Çekiyorum böyle. Zaten bir de daha gübreleme yapmadınız galiba. Üst gübrelemeyi. Yok yapmadım. Şimdi yapacaksınız ki hı-hı. O üst gübrelemeden sonra da rahatlıkla değişeceğini göreceksiniz. Azotlu gübreler vereceksiniz. Sülfat içerikli gübreler vereceksiniz. Şimdi onlar da durumları daha da değiştirecek halde. Devam ediyoruz. Bahçemizi şöyle ben bir daha yakından çekeyim. Çok güzel. Bu arada arıcılık da yapıyor. Çok güzel yapmış. Bahçesine arı kovanları koymuş. Burada tam bir bahçe olmuş. Şöyle gelelim. Bakın ağaçlara bakalım. Altay ceviz bahçesindeyiz. Üçüncü yaşını yaşıyor bu sene. Evet. Yine rüzgarlı bölge burası. Maşallah rüzgar tüneli gibi aynı. Evet bu seneki durum nedir efendim? Bu seneki durum. Geçen sene bu 1 metre falan sürgünü vardı. Şu anda işte 1 metre yani
Yaprak genişliği nasıl? Kalitesi yaprak nasıl? Yaprak genişliği güzel. Evet. Peki başka gelip bahçenize soran oluyor mu? Yani etrafta ağaç meyvacılığı bilenler dostlarınızdan böyle. Şimdi biz burada tek olduğumuz için burayı pek bilmiyorlar. Burayı bilmiyorlar. Tek olarak yaptınız. Evet. Ama uzaklarda elmacılık yapılıyor haliyle. Bunlar daha yeni bu sene geldiler. Evet, yeni geldiler diyoruz. İleride elma bahçesi dikilmiş. Var burada meyvacılık en azından şu yakın bölgede. Bu arada arkadaşınız, tanıtır mısınız kendinizi? Tevfik Ünlü. Tevfik Bey, ağaç işlerinden az çok anlar mısınız? Yani köylüyüz, evet. Yani köyde büyüdük. Evet. Ama uzun zamandır bahçeyle falan ilgilenmiyoruz. İşte hasretimizi burada gideriyoruz. Fatih nasıl? Bey'in bahçe yanında. Keyifli mi? Tabii ki, kesinlikle. Şu hava yeter. Yani ses yok. Mis gibi kokuyor. Muhakkak. İklim çok önemli. Biz işimiz gereği sürekli stresli iş yapıyoruz. Buraya gelip kendini deşarj oluyoruz. Olduğunu söylüyorsunuz. Ama bahçenin yeşilliğiyle alakalı. Kesinlikle çok güzel. Bir de ben buraya 2-3 yıldır geliyorum. Evet. Geçen yılkine göre çok güzel. Yani ben acaba korkuyordum. Fatih Bey'e de söylemiyordum. Bu bahçe gelişecek mi? Cevizler gelişecek mi diye. Şimdi çok güzel oldu. Yani korkuyordun yani abi, hani bu olmaz diyemiyordun ama ümidini kırmamak tabii adına. Ki, tabii ki. İyi ki kırmamışsınız. Bakın neler olabiliyor. Geçelim bahçelere, buyurun gelin. Şimdi şuradaki şeftalilere gidelim. Buyurun buna bakalım. Bakın yine bu da başka bir ağacımız. Bunun sürgünü nedir efendim şu anda? Bunun sürgünü işte gördüğünüz gibi 1 metre 10 santim falan var. Geçen yılki ne kadarmış? Geçen yılki belli, buradan buraya kadar. 10 santim. Yani 20 santim. Yani bir gelişim sorunu yaşıyormuş ağaçlarınız yani. Ve Şubat ayı anda attığınız rekor gelişimle beraber rahatlıkla gelişim sorununu açtık. Ağaçlarımız bahçe oldu, ağaç oldu. Yine aynı şekilde şurada mesela. Bu geçen sene gene fena değil. Biraz büyümüş. O kadar şey değil. Geçen sene bunun yine bir metre falan sürgünü var. Hı hı. Burada şuraya kadar. Evet. Bu sene yine yani bundan sonra yapacak zaten asıl sürgünü. Tabii asıl sürgünü bundan sonra yapacak. Çünkü daha henüz gübreleme yapmadınız. Rekor gelişim bir gübre değildir ve gübrede verilmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Gerek taban gübrelerini, gerek üst gübresini, ondan sonra gerekirse ilaçlaması yapılacak haliyle. Evet. Çataklı. Durumu çok güzel. Çataklı. Ağaçlarımız. Sürgünü de güzel. Evet. Evet. Yani bu sene şu an ikinci yaşında, üçüncü yaşını yaşıyor. Siz burada şey gördünüz. Bir de şurada büyük bir ağacınız var. Bakın bahçeniz, onunla ilgili bir şey bahsediyoruz bana, bir anlatır mısınız? Bunun geçen sene 10 santim, 15 santim bir sürgünü vardı. Rekor gelişimi kullandıktan sonra, yani toprak düzenliği kullandıktan evet. Sonra güzel sürgünü var. Şu an yani 1 metrede kadar sürgünü var. O başka bir cins ağaç. Evet, başka bir cins ağaç. Ne cins olduğunda şey bilmiyorum. Şey değil, ceviz yani. Başka bir cins. Başka yerli bir cins olabilir, değil. Evet. Gelelim şeftalilere şimdi burada. Ha, bu arada şu şey demiştiniz siz. Şu ağaçtan bahsetmişsiniz. Gelin onda gelelim böyle. Evet. Nedir bunu? Anlattığınız bir şey vardı. Buyurun. Mesela geçen seneki sürgünü bunun. Evet. İşte görüyorsunuz buradan şuraya kadar. Şuraya kadar. Yani 70-80 santim. 70-80 santim. Şu 10 metreden fazla sürgünü var. Çakırlanmalar falan çok güzel. Evet. Anlaşması falan çok güzel. Evet. Evet, güzel. Şu anda bu şekilde evet. 1 metre 10 santim, 20 santim geliyor. Evet, peki şunu soracağım Fatih Beyciğim. 2014 dediktiniz. Herhangi bir don hadisesi, herhangi bir dondan yan hadisesi yaşadınız mı buralarda? Dondan bir sorun yaşamadım. Herhangi bir evet. Dondan ağaç bulması düşünmüşler. Yaşamadınız. İlk dikimenizdekiler kayboldu. Oldu? Kaç tane oldu? 25 tane falan. İlk diktiğiniz yılda. Evet. Evet. Bu sene 2016 itibariyle herhangi bir kaybınız oldu mu? Şu an hiçbir kaybım yok. Hiçbir kaybınız olmadı. Çok güzel. Gelelim şeftalilere. Çok güzel. Bunlar. Şu an sürgünler nasıl bunların? Şu an. 2014'te diktik. Şey 15'te diktik. 15'te diktim bunları. Bu 2015. Evet. Meyveler zaten üstünde görüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Daha bir yıl içerisinde meyve aldınız evet. Yani. İkinci yılda şu an şeftalileri çekiyorum ben. Zaten bunların bir ay var. Çünkü. Kaç tane şeftaliniz var? Sürgünlerini gösterelim. Sağlığını gösterelim. Nasıl sağlığı? Sağlığı şu an çok güzel. Sürgünlerimiz bunlar var. Evet, çok güzel. Sürgünlerimiz de yine durumu böyle. Rüzgar eksik olmaz diyorsunuz. Ağaçlarımız. Hepsi bir boy mu böyle? Dalgalanma yok. Evet. Genel olarak aynı. Genel olarak hepsi bir boy olmuş. Yani bir, bakın şunu anlatmaya çalışıyorum ben.
Şimdi geçmiş yılda değil de yeni dikilen bir fidan da hemen hemen hepsini eşitlemiş. Ama geçen yıllarda, yani daha da eski olduğu için biraz daha geçmişten kalan gelişim sorunundan kaynaklı. Yani bahçemizde hani ufak tefekler kalmış ama genel olarak hani o da toparlayacak yani. Büyüme hızını görüyorsunuz hala. Yani hızlıca büyüyor hala. %80'i iyi yani ağaçların. %80'i evet. İyi. Güzel güzel. Bahçeniz şu an itibariyle ışıl ışıl. İçiniz rahat olsun. Ben de çok beğendim bu anlamda. Peki unuttuğum söylemek istediğiniz şeyler varsa ben dinliyorum sizi. Şu an ne söyleyeyim? Şu an ben memnunum yani. Çok memnunsunuz. Evet. Peki hemşerilerinize, liderlere tavsiye ediyor musunuz dekor gelişimi? Soran arkadaşlara tavsiye ediyorum. Peki siz bunu internetten gördünüz, i̇nternetten aldınız. Gördüm, evet. Peki o gördüğünüz sonuçları yakaladığınızı düşünüyor musunuz yani? Yani düşünüyorum. Yani ya o... Şimdi asıl sürünü zaten bundan sonra alacağım. Tamam, bu saate kadar da ağaçlarımızda evet. Yine gayet başarılı durum var. Asıl sürgün zaten tam saati şu anda. Temmuz sürgünleri yakında başlamak üzere. Gübrelemeyi de yapıyorsunuz zaten tabii, şimdi. Tabii. Üst gübrelerini, azotlu gübreleri, sülfatlı gübreleri. Dolayısıyla da çok daha da faydası olacağından şüpheniz olmasın. Çünkü gerekiyor hali. Evet, 24 Haziran 2016 ve rekor gelişim müşterimizin sahibi Fatih Çetin Beyefendinin bahçesindeyiz. Şöyle çok güzel buraya bir bahçe yapmış, ev yapmış. Keyfi yerinde. Ondan sonra arıları var, her şey var. Buraya yakında bir çiftlik gibi olacak inşallah. İnşallah. Evet. Artık yaşlanmak yok. Yaşlanmıyor. Çok güzel. 3 yıldır sanırım Fatih Bey. 3 yıldır yaşlanmıyor. 3 yıldır yaşlanmıyor. Evet, çok güzel. Hoşça kalın. Bahçenizi gezdirdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın.